kabinet cebini bekletmiyor ki. Ya da pilot bekletmiyor ki. O da bir an önce evine gitmek istiyor. O da bir an önce evine gitmek istiyor. Yani şimdi havacılığı insanlara da anlatmamız gerekiyor gerçekten. Şimdi ben basit örneklerle anlatmaya çalışıyorum. Şimdi diyelim ki trafiktesiniz. Trafik polisi ya da bölgesine göre jandarma sizi trafikte durdurur. Kontrollü geçiş sağlıyor ya da trafiği o anda kesiyor. Ne yapıyorsunuz? Arabanın gazına basıp durdurulan yolda ilerlemeye çalışabilir misiniz? Çalışamazsınız. Şimdi uçak da buna, havacılıkta da bu. Uçakta yolcu alıyorsunuz. Sizin zamanınız uçağın seferi geldiğinde kapıyı kapatmak. Kapatıyorsunuz ve kuleden izin istiyorsunuz. Motor çalıştırma izni ayrı istiyorsunuz. Kalkış izni ayrı istiyorsunuz. Kule hava trafiğinin yoğunluğuna göre diyor ki bekleyin. İşte biz size haber vereceğiz. Sürekli hatırlık işte istiyorsunuz falan. Bu bazen işte 40 dakika oluyor. Bazen 30 dakika, 1,5 saat beklenen durumlar oluyor. Yani orada pilotun da eli kolu bağlı, kabininizi de eli kolu bağlı. Yani orada hadi ya biz bunu alalım da bu uçağı uçuralım diyemiyor. Bekliyor. Bekleyince anonslar da yapılıyor. Tamam, uçak içinde beklemek, kapalı alanda beklemek kolay bir şey değil. Ama bu ne olursa olsun kabin görevlisine ya da pilot saldırmayı hiçbir şekilde haklı göstermez. Yani biraz daha toplum olarak hani bunların da üzerine gitmemiz gerekiyor. Yani niye? Bugün uçakta kabine saldıran yolcu, yarın hastaneye gidiyor, doktora saldırıyor, okula gidiyor, öğretmene saldırıyor, otele gidiyor, resepsiyonista saldırıyor. Yani toplum olarak hakikaten bazı duyarlılıklarımız, hassasiyetlerimiz arttırmamız gerekiyor. Şimdi uçak içinde haksız yere bir yolcuya biri saldırdığında aslında toplum bilinciyle hareket etsek, bir başka yolcuya ne yapıyorsun, yani sakin ol, yani sakin ol dediğinde biraz daha insanlar belki kendilerini kontrol edebilir. Birbirimizi biraz böyle otokontrol sisteminde de şey yapmamız gerekiyor, hareket etmemiz gerekiyor. Geçen işte bir uçuşumuzda 1,5 saat uçak içinde kalkış için izin beklemişiz. Oradan yolcuların çoğu böyle bir galyana geliyor. Oradan bir tane yolcumuz, havacılığı giden, diyor ki arkadaşlar diyor bir dakika sakin olun. Yani oradaki arkadaşlar da evine gitmek istiyor. Bunlar da görevlerini yapmak istiyor. Ya bu bekleme onlardan kaynaklanmıyor dediğinde yolcularımız baktık sakinlemişler. Oturuyorlar yine. Bizim kabin ekibimiz de bunu anons yapıyor. Pilotumuz anons yapıyor ama hani biz hizmet veren olduğumuz için yani işte yolcu şunu düşünüyor olabilir. Ya bunlar kalkmayacaklar ya da uçaklarında bir sorun var. Mazeret ikimize böyle bir anons yapıyor olarak da algılayabilirler ama oradaki yapılan anonsların hiçbiri bir mazeret için değil, uluslararası sivil havacılık kuralları gereği yolcu bilgilendirmek için yapılan anonslar. Yani orada kimse kafasına göre de anons yapamıyor. Benim uzun süreden bir hakikaten böyle üzen konulardan birisi olduğu için yani bu konuyla bilgilendirmek istedim. Yani bizim biraz daha bu konularda toplum olarak da duyarlılığımızın artması gerekiyor. Yani hangi mesleği icra ediyorsa etsin insanlar, o insanları yaptıkları işlerden dolayı ne benim ne bir başkasının darp etmesi, ona hakaret etmesi ya da kötü söz söylemesi doğru değil. Yani şimdi Aras Bey bizim reklam filmlerimizle de oynadı. Mesela geçenlerde bir yurt dışı uçuşu sırasında işte yakında kaybetti annesiyle ilgili hiç alakası olmayan yolcunun kötü, çok ağır ifadeleri oldu. Şimdi ya düşünsenize şimdi bir insana bu kadar hakaret etmeyi ne gerektiriyor? Ve şimdi Aras'la bir gün onu da konuştuk. Yani o acısı zaten taze. Ve o kadar ağır hakaret etmeyi gerektirecek ne olabilir? Ya da sorunu çözer. Sorunu çözer. Şimdi bazen görüntüler geliyor. Ya uçağı, koltuğu, yani o biliyorsunuz çok büyük basınç testlerinden ve çarpma testlerinden geçiyor. Koltuğu tamamen darma duman etmişiyor. Niye uçakta bu kadar bitti? Yani şimdi koltuğu kırmayla sinirimiz geri mi geliyor? Geçiyor mu? Mutlu mu oluyoruz? Uçakta sorun çıkarttığın zaman 1 saatte kalkacak uçak, ondan sonra 2 saatte kalkıyor, 3 saatte kalkıyor ya da sefer iptal ediyorsun. Çünkü ben o yolcuyla uçamam. Sivil havacılık kuralları da müsaade etmiyor.
Onun için form doldurması gerekiyor, yolcunun aşağı indirilmesi gerekiyor. Aşağı indirirken polisi çağırıyorsunuz, bagajlarını indiriyorsunuz. Bu sefer içerideki atmosfer daha da büyük. Yani o yüzden biraz da hani özellikleri, toplumda bu konularda bilgi duyurular ya da bildirimler yaparsa hep birlikte, yani burada saygılar basın mensuplarımızı da aynı görevler düşüyor. Nasıl hastanelerde sorun olduğunu işte bunları bile getiriyoruz. Burada da aslında yani istenmeyen bir olaylar var ve ağır olarak bu mesleği yapan arkadaşlarımız zaman zaman şiddete, bu tarz hakaretlere maruz kalırlar. Bunu da inşallah hep döneriz diye düşünüyorum. Ben bu konu açıldı bir anda böyle diye. Ya benim en çok üzüldüğüm konulardan birisi olduğu için tamam mı? Hani bunu şey yaptım. Şimdi hep birlikte güzel bir açılış gerçekleştirdik. Ve şunu söyleyeyim. Biz bu AJET olarak yurt dışında açtığımız ikinci destinasyon AJET olarak. Daha önceki uçuşta hakların tamamını TK'daki hakları biz buraya devrederek gelmiştik. Mısır bizim için önemli bir nokta. Yaklaşık 2-3 yıldır uçmak istediğimiz bir yerdi. İzinleri yeni aldık. Şimdi yeni şirket olmanın avantajlarını burada kullanıyoruz. Çünkü uçuş haklarını alırken biz daha önce TK'nın şemsiyesi altında olduğumuz için çatısında biz TK'ya verilenden bize düşen kadarını kullanıyoruz. İşte Mısır'da diyelim ki günlük 4 sefer haklılar. Diyor ki tamam TK açıyor diyor, sizin uçmanıza gerek yok diyor. Şimdi TK 4 uçuyor. Biz de buna ilerleyen kendimiz de KRD isimlerini aldık ve operasyona başladık. Şimdi Burgada Şami gibi destinasyonlar uzun süreden birliğin uçmak istiyorduk ve Ekim ayında da yine Mısır'da Burgada bir Şami açarak Mısır'daki uçtuğumuz destinasyon sayısını 3'e getireceğiz. Mısır bizim baktığınızda 40. Sabiha'dan uçtuğumuz 40. destinasyonumuz, yurt dışı noktamız oluyor. Ve burada biz ilk etapta kampanyada başladık, 79 euro ücretten başladık. Uçakta gelirken Mısır Ankara Büyükelçisi'ne yanımızdaydı. Dedi ki ya sizin de girmeniz dedi. Hem dedi fiyatları dedi biraz daha aşağı çekiyor. Ben dedi gelmeden önce baktım dedi sizde daha uygun fiyatlar var dedi. Bu sayede özellikle Mısır tarafından Türkiye'ye turizm anlamında bayağı bir talebin olduğunu söyledi ve rakamlar gittikçe de artıyor. Ne olacak? Hem Mısır'dan Türkiye turist sayısının artmasına katkı sağlayacağız. Aynı şekilde artık Türkiye dedi sadece vatandaşımız yurt içinde seyahat yapmıyor. Onlar da yeni destinasyonlar arıyorlar. Onlar da yine aynı şekilde Mısır'a ve Burgada Yaşarma açtığımızda daha ekonomik fiyatlarla uçuş imkanı sağlayacaklar. Bu şekilde iki ülke arasındaki hem turizmi geliştirmeyi hem de ticari ilişkilerin geliştirmesinde bir köprü görevini göreceğiz biz. Aynı zamanda Mısır biliyorsunuz Kahire piramitleriyle ve tarihi kültürüyle güzel ve önemli bir ülke, ilgi çeken bir ülke. Aynı şekilde yurt dışındaki Avrupa'daki destinasyonlarımızdan da buralara yolcu getirerek oradaki uçaklarımızda da yolcu sayımızı arttırmayı hedefliyoruz biz. Bundan sonraki şeyde yeni hatları açarak biz yurt dışındaki uçuş noktamızı, ülke sayımızı yıllar itibariyle bugün işte 33 ülkeye uçuyoruz. Bundan sonraki 5 yıllık hedefimiz ilk başta bir 9 ülke daha bu uçağını eklemek. Ondan sonra bir sonraki 5 yıl 8-9 ülkeyi ekleyerek 51 ülkeye uçacak bir uçağına kavuşmak istiyoruz. Tabii ki bunlar sizin planınızın yanında iki ülke arasındaki sivil havacılık anlaşmalarıyla da paraleller. Yani oradaki izinleri almanızda o ülkenin de sivil havacılık izni almanız gerekiyor. Biz bir 10 yıllık periyot için hangi yıl hangi hatta açacağız, hangi hatlarda büyüyeceğiz, frekans sayımızı nasıl arttıracağız, bunların tamamı bizim elimizde stratejik hedeflerimiz var. Tabii ki bunlar farklı şeyler, biraz daha ticari ve şey olduğu için bunları şu anda hani detaylı olarak paylaşmıyorum ama benim 10 yıllık stratejimde hangi hattı ne zaman açacağım, hangi hattı frekansını ne zaman arttıracağım, bunların tamamı çalışmasını yaptık ve buna göre de ilerliyoruz. Ve bu sene özellikle 3 ülke vardı gündemimizde uçuş izini alıp açmayı planladığımız.
birisi üst güttü orayı, Makedonya'da, Kuzey Makedonya'da açtık, diğeri Mısır'da, burayı da aldık. Bir ülke vardı fakat işte sivil havacılık anlaşmaları vesaire de orada ilerleyemediğimiz için ve şimdi onun yerine başka bir alternatif bakıyoruz ve o alternatifle seferi icra edebildiğimiz onlara bakıyoruz. Yani havacılıktaki stratejiler, bugün koyduğunuz strateji, baktığınız strateji gerçekleşmeyeceğini gördüğünüzde sürekli